Podcast dinle. İki Kafa Söyleşi başlıyor. Herkese merhaba. İki Kafa'da yine devam ediyoruz. Yepyeni bir konuğum var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla en genç radyo programcısıydı bir dönem. Belki de şimdi ikinciliğe düşmüştür. Bunu araştırmak lazım. Neyse konumuza dönelim. Number One Türk FM radyo programcılarından en genç ses karşımda. Merhaba Cihat. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk abi. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Daha fazla müziğin adresi Number One Türk burası. Ben Cihat Çelikdemir. En sevilen, en yeni şarkılar ve gündemden haberlerle 12'ye kadar sizlerleyim. Sıla yeni şarkısı Kalksın Uyanlarla radyonuzdaydı. Hala uyanamayanlar için güzel bir parçaydı. Şimdi ise Semih Cenk, Funda Arar. Al sevgilim Number One Türk'te. Cihat Çelikdemir ismini daha önce duymuşsunuzdur. Radyo Başakşehir'de daha önce çalıştın. Orada nasıl bir program yapıyordun? Orada daha böyle konu üzerine bir konu belirliyordum. Haftada bir yayınım vardı. Nasıl yani? Konulu muydu? Evet. Bir konu belirliyordum her hafta. Nasıl i̇şte en konu sevdiğiniz mesela? Bir şey veya sizin mutlu eden konular, işte sizi üzen konular, alışkanlıklarınız gibi belli başlı konu başlıkları belirliyordum kendime. Onun üzerinden bir format düzenliyordum. Daha geniş kapsamlı ama mesela alışkanlıklarımız, klasik alışkanlıklarımız ne, bunlardan bahsediyordum veya işte kötü alışkanlıklar. Kötü alışkanlıklar mesela şey, dinleyici mi alıyordun yayına? Yayına almıyordum. Mesajlarını okuyordum. Mesela, onlar mesajlarını iletiyordu. Aklında kalan var mı? Böyle çok ilginç ya da müstehcen şeyler yazanlar oluyor muydu? Oluyordu da hepsini okuyamıyordum tabii ki. Yani çünkü belli başlı şeyler konuşuluyor. Ben o an neyden bahsediyorsam onun üzerine gelen mesajı hemen değerlendirmeye alıyordum. Ama işte tutmuş pireyi deve yapmış, ondan çok tabii bahsedemezsin. Anladım. Peki yani yayın sırasında böyle bir anda işte anons gitti, fon gitti, öyle şeyler oldu mu, hiç yaşadın mı? Oldu. Burada da yaşadım, orada da yaşadım. Hatta o internet radyosuydu. Bir internet sıkıntısı oldu. Genel bölgesel bir sıkıntıymış. Birkaç dakika böyle gidince tabii insan ister istemez şey yapabiliyor, bir ne oluyor falan olabiliyor ama ya tabii o zaman çok çok daha yeniydim, hani neredeyse bir sene olacak ama yani hemen toparlamaya çalıştım. Tabii az çok o zamanki deneyimimize göre de bir iki sıkıntılar yaşamışızdır. Evet, bildiğim kadarıyla sağlık eğitimi alıyorsun. Halen evet, devam ediyor. Aynen, hala da devam yani ediyor. Yani şimdi sağlık çok başka bir alan. Radyoculuk nereden esti? Nasıl oldu? Bu yola nasıl girdin yani? Ya radyoculuk, genelde radyo programcıları şunu söyler. İşte küçüklükten gelme, işte insanın içinde olacak gibi şeyler söyler. Benimki de çok başka bir şekilde başladı. Babam benim tekstilci, kendi atölyesi var. Yıllardır da sürdürüyor hala bu mesleği. Yeni açılmıştı o zamanlar babamın şu anki bulunduğu atölye. Bence radyo tekstil camiasında en büyük yer kaplayan bir cihaz yani. Radyoyu dinlemeyen tekstilci yoktur. En kötü kulaklık takar dinlerler. %50'sini radyo dinleyicilerinin bence tekstilciler oluşturuyor. Kalan %50'sinde işte trafikte olanlar, evinde olanlar, işte yemek yaparken, temizlik yaparken dinleyenler oluşturuyor diyebilirim. Ben de tabii daha 5. sınıfın sonlarında, artık böyle yaz tatiline gireceğiz. Ya baba geleyim, yanında takılayım, işte birazcık iş öğreneyim gibi böyle şey yaparken radyoyu keşfettim orada. Evde de eski bir radyomuz var ama daha çok kaset takıldığı için ben kaset dinlemeyi seviyordum. Eski kasetlerimiz vardı, annemin biriktirdiği. Radyoyu orada duyduğumda çok cazip gelmişti. Ya işte konuşuyor adam, oturuyor işte şunu anlatıyor, bunu anlatıyor, çok rahat konuşabiliyor gibi düşünüyordum. Tabii işin içine daha sonradan girince rütüklü, şuydu buydu, çok rahat olmadığını, belli başlı meselelere yer verilmesi gerektiğini duydum. Benim de işte ortalama 10 yaşlarında falan başladı radyoyla tanışmam, radyoyu sevmem. Hatta ben ilk dinledikten sonra, ya işte belli yerel radyolar dinleniyor tekstil atölyelerinde, şey dedim. İşte şu isimle ben aynı ortamda çalışacağım, işte ileride güzel bir radyocu olacağım dediğimde başta babam ve akrabalarım olmak üzere hep şey demişti. Ya radyoculuk şöyle bir iş, zor, sponsor lazım, şunlar lazım, bunlar lazım. Bir yere kadar evet haklılar ama insan kendini geliştirmek istediğinde nelerin başarabileceğinin farkına varabiliyor. Tabii hayalle başlıyor. Çocukken hayallerimiz belki boyumuzdan büyük oluyor. Belki de bize dikte edilenler, önümüze çizilen sınırlar, kurallar hayallerimizi gerçekleştirmemize ket vurabiliyor. Yani büyüdükçe hayallerimiz küçülüyor belki de. Sen buna karşı gelmişsin diyebiliriz ve sağlık alanında eğitim alırken bir şekilde önce Radyo Başakşehir ve şimdi de Türkiye'nin en büyük markasında çalışıyorsun. Number One Türk FM'desin. Orada peki nasıl gidiyor? Program nasıl gidiyor? Number One nasıl bir yer? Number One benim için tabii ki de zirve bir nokta. Hani
Daha fazla müziğin adresi Number One Türk'tesiniz. Herkese yeniden selamlar. Saatler 10.29 ve bu arada bir hatırlatma yapmış olalım. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram sayfamız Number One Official. Ayrıca www.numberone.com.tr bizim internet adresimiz. Gündeme, müziğe ve spora dair birçok haberden de yine internet adresimiz üzerinden erişebilirsiniz. Zinet Sarı, Aşk Nereden hemen ardından Mabel Matiz, Karakol'la radyonuzda. İnternet radyosundan böyle frekanslı ulusal bir kanala geçmek tabii ki de çok cazip, çok büyük bir şeydi. İlk görüşmeleri gerçekleştirdiğimde çok heyecanlanmıştım. Demo kayıtlarını verirken böyle elim ayağım titriyor. Yanlış bir şey yapar mıyım acaba, bir şey olur mu? Tabii ki de muazzam bir yer. Bir kere kitle olarak, direkt olarak daha geniş bir kitleye insan ismini duyurmak istiyorsa Number One buna çok büyük bir aracı ki ben... Öncesinde de Number One'ı biliyordum. Medya grubunu biliyordum. Buradan çıkan isimleri biliyordum. Bu bence benim için çok daha büyük bir avantajdı. Çünkü bugün düşündüğümüzde Beyazıt Öztürk, işte bazı birkaç isim Kadir daha Çöptemir var. Kadir Çöptemir. Bu tarz isimler hep Number One medya grubu içerisinden şu anki düzeylere gelmiş demeyeyim. Belki çok doğru olmaz ama buradan bir yerlere ilerlemiş insanlar. Ben de derim ki tamam dedim artık. Kadir Çetin'le görüştüğümde dedim tamam. Hani artık yavaş yavaş bir yola girdin. Bu yoldan devam etmelisin diye düşündüm. Çünkü Başakşehir'de program yaparken de bir acaba yapabilecek miyim konumuna düştüm. Yapıyorum, oluyor. Her hafta, her geçen gün yeni bir şeylere katıyorum, yeni bir şeyler öğreniyorum ama bir anlamda artık eksik kalır mıyım? Kendimi daha farklı nasıl geliştirebilirim diye düşündüğüm anlar oldu. Number One da bunun için bana çok büyük bir adım oldu. Peki nasıl oldu? Yani sen mi başvurdun yoksa markanın mı bir arayışı vardı? Yani bir arayış varmış. Burada aslında benim önce Başakşehir Belediyesi'ne de ekstra bir teşekkür etmem gerekiyor. Hı hı. Çünkü Başakşehir Belediyesi sadece radyo anlamında değil, işte tiyatro, dublaj, bunun gibi birçok alanda eğitim verebiliyor. Böyle bir imkan sunuyor gençlere. Ve sadece orada oturanlara da değil. Ben mesela Başakşehir'de oturmuyorum. Başka bir ilçede oturuyorum. Başka ilden gelenler bile vardı eğitimlere. Eğitimlere katıldıktan sonra tabii güzel yerlere geliyorsun. Bir kere direkt işin içinde olan insanlardan eğitim alıyorsun. Yayın yönetmenimiz Kadir Çetin de kendisi olduğu gibi direkt olarak bu isimlerden, mesleğin içinde olan insanlardan eğitim aldığında neyin ne olduğunu, doğruyu, yanlışı ve geleceği de kendin artık o saatten sonra yön verebiliyorsun. Yani bugün Kadir Çetin'le ben ders zamanında tanışmış olsaydım belki daha önce burada olabilirdim. Veya daha farklı bir şey olabilirdi. Daha iyi başlayabilirdim burada şimdi. Çünkü buraya geldiğinde de bambaşka bir format, bambaşka bir yayın hayatı, geliştirmem gereken konular. Çünkü çok da yeniyim. Başta da dediğin gibi abi. En genç, benim bildiğim kadarıyla ulusal radyolarda en genç isim olarak biliyorum kendimi. Yaşımı söylemeyeyim ama. Ne güzel. Peki ekol isimlerle başlamak şans tabii ki. Peki bundan sonrasını nasıl görüyorsun? Hani herhangi bir yeni bir format, projem var mı? Ya da nasıl ilerleyeceksin? Ya şimdi ben çok hızlı yaşayan bir insanım. Nasıl dersen işte gün içerisinde hiç boş durmaya tahammülüm yok gibi. Sürekli bir uğraşı çıkarıyorum kendimi. Akşam eve gittiğimde bile çok mu boş kaldım? Ya açayım işte YouTube'dan. İşte bir video izleyeyim, şey yapayım ama o videoyu da kendim yorumlayayım. Mesela bu adam niye burada böyle yapmış? Veya ben olsam ne yapardım? Oturuyorum bazen düşünüyorum. İşte bir format var YouTube'da veya başka bir yerde. Diyorum ki bunu ben nasıl yapardım? Ben bunu nasıl çekerdim? Gibi düşündüğüm zaman gelecek babında da işte formatta şu an kendi formatımdan memnunum. Çünkü zaten radyonun bir şeyi var. Belli bir format türü var. Bu format üzerinden ilerliyoruz. Bunun üzerine de ben ekstra bir şeyler yapmak istiyorum. Ama dediğim gibi hızlı yaşadığım için hemen olsun istiyorum. Son zamanlarda bunun farkına vardım. Biraz daha sakin, biraz daha yavaş, anı yaşayarak, tadını çıkararak ilerlemeyi düşünüyorum artık. Her insanın büyük hedefleri de vardır, küçük hedefleri de vardır. Benim de illaki var. Ama şimdilik diyorsun, şimdilik, bende kalsın. Tabii ya, aslında şöyle, şimdi çok uç nokta olacak ama benim en büyük hayalim, daha doğrusu en büyük hedefim bu ülkenin ikinci Acun Ilıcalısı olmak. Belki çok uç bir hedef, evet, ama insanın hem uç hem de yaşanabilir hedefleri olması lazım. Bu benim en uç hedefim. Yaşanabilir hedefimse bu sektörde, bu alanda kendi ismini duyurabilmiş, yaptığı işi böyle parmakla gösterilebilen bir insan olmak istiyorum her zaman. Yani çünkü insan neden parmakla gösterilebilir? Bir iş vardır, yaptığın zaman evet Cihat bunu en iyisini yapar denilebilsin. Bu tabii böyle egoistlik falan anlamında değil.
İşin iyisini yapmak bence her zaman insana artık atar. Evet, yani şey, sunucu anlamında da number one'dan çıkmış çok isim var sektörde. Tabii ki de. Acun'la çalışan da Alp Kırşen var galiba. Evet, Alp Kırşen. Number one'da da daha önce çalışmış kendisi. Neden olmasın, dilerim iyi olur senin için. Peki yaratıcılık anlamında, işi daha geliştirebilmek anlamında önüne engeller çıkaran bir sistem var mı? Çok özgür bir program yapabilme şansın var mı? Onu ben merak ediyorum. Şöyle, özgür program, hiç kimse %100 medya sektöründe özgür olamaz. Çünkü bizim üstümüz RTÜK var. Her şey hemen söylenmez, her şey de söylenmez hemenden ziyade. Her konuyu konuşamazsın, belli başlı şeyler, ki bu sadece RTÜK'ten dolayı değil. Bazı ahlaki değerlerimiz de var. Bunu da unutmadan konuşmamız gereken şeyler var, yapmamız gereken şeyler var. Ben her zaman yani radyonun bu anlamda iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün TikTok'a baktığımızda, TikTok veya Instagram gibi sınırsız bir özgürlük var. Çok fazla özgür bir ortam var ama bunun önüne bir yerden sonra geçemediler. Başta böyle bir işte belli başlı kurallar koyuldu fakat önüne geçilemedi. Çünkü insanlar serbestliğe böyle çok açmış gibi duruldu. Ama aslında böyle bir şey yok. Biz dışarıda bu özgürlüğü yaşayabiliriz. Ama insanların ahlaki ve etnik değerlerini de unutmadan yaşamamız gerekiyor. Tıpkı sosyal medyaya bunu biz yansıttığımızda bize gelecek tepkileri de göz önünde bulundurmamız gerektiği gibi. Şimdi bir konudan konuşurum ben radyoda. Anında cevabını alırım. Yani geri dönüşünü alırım. Başta işte yayın yönetmeni, işte diğer programcılar olabilir. Bir dinleyiciden olabilir. Ama TikTok öyle değil. Biri dinlemedi mi diyor ki beni öbürü görür zaten. Veya ben bir saçmalık yaparım, bir başka bir şey yaparım. Oradan yırtarım gibi bir düşünce var. Radyonun bu konuda her zaman güzel olduğunu düşünüyorum. Peki sağlık alanında tam olarak ünvan nedir? Bitirdiğinde ne olacaksın? Tıbbi göğüsleme teknikerliği bölümünü okuyorum ben aynı zamanda. Güzel bir bölüm. Benim hep şöyle bir hedefim vardı. Ne iş yaparsam yapayım onu seveceğim. Ben bu alanı seçerken, şimdi radyo programcısıyım artık. Ama neden o bölümü seçtim? O dönemdeki şartlar bana bunu seçmemi gerektiriyordu. Dedim ki ben bunu seveceğim. Bir de şöyle komik bir anı var. Sağlık olmasına rağmen beni kan tutuyor. Aha, enteresanmış. Tabii, çok enteresan bir durum. Beni kan tutuyordu. Herkes dedi ki sağlıkla ilgili bir bölüm yazma, bak sıkıntı yaşarsın. Şöyle kafaya koydum, dedim ya ben bunu aşacağım. Hala geçeceğim bunu. Bir staj dönemim oldu. Gönüllü stajyerlik yaptım bir hastanede. Orada damar yolu açmayı öğrendim. Oturup kendim gidiyordum bir de. Mesela damar yolu açılıyor, gidip bakıyordum. Kan alınıyor, kendim gidiyordum bakıyordum. Çok şükür bu durumu aştım ama. Şu an kendim damar yolu açabiliyorum. İyi, ihtiyaç olursa haber edersin. O zaman neden olmasın? Acil bir müdahale yapabilirsin yani. Tabii, hayat öpücüğü falan verdin mi hiç? Aldığımız eğitimler bunu gerektiriyor ama yok, daha vermedi. Evet, hayat öpücüğü ilginç bir şey olur herhalde. Başımıza gelmez de tabii. En azından bilen birinin olması güzel. Ya tabii veriyor ki de, her zaman her şeyi, her konuda insanın bilmesi gerektiği. Evet, çok hayati elzem. Gerçekten herkesin öğrenmesi gerekiyor bence. Peki sağlıkta çalıştın, staj yaptın. Staj yaptım, çalışmadım. Çalışmadın yani böyle olarak. Tabii ki de çalışmadım ama çok profesyonel insanlardan ben orada şey gördüm yani. İlgi, alaka ve öğrettiler yani. Bunu öğretiyorlar gerçekten. Yani. Peki başka alanda çalıştın mı daha gençlik yıllarında? Kısa var, benim çok falan. Çalışma alanlarım çok geniş. Benim tekstil var babamdan ötürü. Onun dışında bu komik olacak belki ama kısa bir süre bir çiğ köfte lavaş imalathanesinde çalıştım. Onun dışında mağaza sektöründe 1,5 yılım geçti. Çiğ köfte lavaş nasıl yapılıyor? Kolay mı? Kolay, çünkü tamamen otomatik. Siz hamuru yapıp gönderiyorsunuz cihaza. Tamamen kendisi kesiyor, biçiyor, pişiriyor. Sadece paketleme kısmında. Ben de paket bölümündeydim o dönem. Zor bir iş mi? Evet, gerçekten zor bir iş. Kolay olan hiçbir iş yok zaten. Her işin bir zorluğu var. Benim için o dönem çok daha zordu. Çünkü ben liseyi bitirdikten sonra dedim ki okumayacağım. İş hayatına atılacağım. Kendime ait bir işim olacak. Zaten liseye kadar hep dedim ki radyo, televizyon, sinema okuyacağım. Son sene millet harıl harıl ders çalışıyor. Ben oturdum, kısa film yarışmalarına katıldım hep. Lise sonunda. Var mı bir başarı var. Ufak tefek bir iki başarı var. Fakat tabii o döneme göre şu an tekrar açıp baktığımda yetersiz olduğunu ben de görebiliyorum. Çünkü o dönem elimdeki imkanlar, kafamın çalışma stili falan tabii ki de biraz daha eksik kaldığını görüyorum. Şu an daha başka. Şu an o işleri yapsam daha büyük projeler çıkaracağıma da inanıyorum. Onun dışında mağaza sektörü geçmişim var 1,5 yıl. Garsonluk geçmişim var. Yani bu mesleklere girmem bana hep ekstra şunları kattı. Farklı insanlar,
farklı işler, farklı mutfaklar, işin mutfağından öğreniyorsun. Ne yapman gerektiğini, ne yapmaman gerektiğini biliyorsun. Bence bazen birçok konuda fikir sahibi olup az da olsa kendini insan geliştirmeli. Her alanda bir şeyler bilmeli yani. Programının adı ne? Şu anki programın mı? Evet. Şu an bir programın adı yok. Tamamen hafta içi. Hafta içi her gün saat 10-12 arasında takılıyorum. Number One Türk FM'de 10-12 hafta içi her gün Cihat Çelikdemir. Evet, Cihat Çelikdemir. Bundan önceki Radyo Başakşehir'de de Cihat'la 4-4'lüktü. Ha, güzel. Evet, onun da kısa bir şeyi var. Ben Malatyalıyım. 44 de Malatya'nın plakası. Ha, güzelmiş. Evet, 4-4'lük. Yani 4-4'lük deyince insan aklına ne gelebilir? 4-4'lük bir tam, insan. Evet. Tam anlamında. Kayısı, belki Malatya. Başka? Ya onlar tabii esprisi ama benim asıl o ismi yaptığımız, bulduğumdaki amaç şeydi. Tam olan, eksik olmayan, işte akla gelen, 4-4'lük bir insanı unutamazsınız mesela. Hı hı. Veya işin ehli insanı. Ben tabii ki de demiyorum işin ehliydim, şöyleydim, böyleydim. Çok, yani benim daha çok uzun süre olmadı radyo geçmişim. Ama insanın kalbinde olduktan sonra şeyin bir önemi yok. Bir yerden sonra kendini atmak istesin yeter ki. Bir şeyler başarmak istesin. Her türlü başarıyı insan elde eder. Öyle bir ismim vardı. Güzel. Peki ne tür müzik dinliyorsun? Hani genelde pop ağırlıklı, rap ağırlıklı şu anda gündem parçalar çalınıyor ama senin özelde dinlediklerin neler? Şöyle, ben müzik listemi tanımlarken aşure gibi diyorum. Her şeyden biraz var. Arabesk var, pop var, rock var, rap ama var. Sevgili radyo programcısı yine Number One Türk FM'de Turgay Kargı öyle demiyor. Yani hep arabesk dinliyorsun, fantezi. Ya şöyle, zaten yayın saatleri boyunca hareketli ve pop şarkılar, rap şarkılara ağırlık veriyoruz. Şarkısıyla güzel popçu Ece Seçkin Number One Türk'te sizlerleydi. Bu arada Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleştirilen en önemli devrimlerden biri olan Harf Devrimi'nin yıl dönümünü kutluyoruz. 94 yıl önce bugün meclis Arap alfabesi yerine Latin harflerine esas alan Türk alfabesini kabul etti. Kanun 3 Kasım 1928 günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. O güne kadar kullanılan ve yazımı son derece güç olan Arap alfabesi sona erdi. Latin harflerini esas alan Türk alfabesi de yürürlüğe girdi. Müzik ruhun gıdasıdır. Bunu kesinlikle söylüyorum. Ben uyuduğumda bile şarkı dinlediğimi biliyorum. Uyurken, ya uyumadan önce açarım telefonu, indiririm başımın ucuna kısık bir sesle, ufaktan alttan gele gele dinleyip yatarım. Çünkü onun da eksikliğini hissediyorum. Gece ben müzik dinlemeden yatarsam biliyorum ki o gece 5 kere 6 kere kalkacağım. Beni tamamen daha rahat bir uyku uyumama da sebep veriyor. Bu esnada tabii çalarken tamamen böyle arabesk veya slow şarkılar çalmıyor. Pat arada rap şarkı da çalabiliyor. Özellikle geceleri sözlere çok dikkat ediyorum. Evet, sözler. Şarkı sözlerine. Peki yol durumu veriyorsunuz, trafik durumunu veriyorsunuz. Evet. Haber akışları geçiyor, reklamlar sonra tekrar seninle devam ediyor yayın. Evet. Peki dinleyici alıyor musun? Yok, dinleyici almıyorum. Hı-hı. Dinleyici almak bana şu anda riskli gibi geliyor. Çünkü kriz ortamı yönetmek de büyük bir uğraşı gerektiriyor. Ne olacağını bilemeyiz. Canlı yayın her canlı şey yayında her şey olabilir. Bu sadece benim için değil, birçok ünlü radyocu için de geçerli bana kalırsa. Çünkü bu riski şimdi almayı düşünmüyorum. Biraz önce demiştim ya, çok hızlı yaşıyorum. Artık son zamanlarda farkına vardım ve daha emin ve yavaş bir şekilde ilerlemem gerektiğini düşündüm. Bu da onlardan bir tanesi. Dinleyici almam gerekiyorsa bunu ilerleyen zamanlarda. Şu anda böyle bir düşüncem de yok zaten. Peki radyoculuk dışında neler yapıyorsun? Hani zaman kalıyor mu başka şeylere? Az çok zaman kalıyor. İşte okul bir yandan devam ettiği için okula yöneliyorum. Ben çok sosyal olmaya çalışan bir insanım. Okul hayatımda da beni hep, herkes böyle bilmiştir. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite sosyal olarak bilmiştir. Kendime vakit bırakmamaya çalışıyorum. Yani boş vakit bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü evet, insanın kafa dinlemeye de ihtiyacı var ama günü ne kadar dolu yaşarsak, bu anın kıymetini ne kadar iyi bilirsek geleceğimize de ona göre yön veririz diye bir fikrim var. Her zaman da bunu savunacağımı düşünüyorum. Bu da insana enerji ve hayata bağlanma tutkusu veriyor bana kalırsa. Evet, hayata bağlı, evet, canlı olmak güzel. Peki hiç böyle travmatik bir şey yaşadın mı hayatında? Travmatik, düşüneyim bunu. Yaşadım. Yaşadım. Gerçekten beni etkileyen
gelecek anlamda da çok etkileyen bir durumum var. Küçük yaşlardaydım daha. Evimize hırsız girmişti. Bu beni çok etkilemişti. O dönem çok etkilemişti. Polis de olmaya karar verebilirdin. Ya benim kardeşim mesela o yüzden polis olma hayaliyle şu anda okumaya devam ediyor. İnşallah o da güzel bir polis olur. Vatanına, milletine hizmet eden, tabii, doğruyu yanlışı ayırt edebilen güzel bir polis olur. Ama ben hiçbir zaman şey düşünmedim. Yani polis olayım, asker olayım gibi düşünmedim. Tabii ki de vatanı görevimiz, borcumuz geldiği zaman ödememiz gerekiyorsa bunu öderiz. Ama ekstra ben bunu iş olarak düşünmedim. Çünkü hiç benlik işler değil. Ben daha sosyal, aktif, kuralları olan bir sektörde çalışıyor olabilirim ama yine de o rahatlığın da verdiği şeyle ilerlemek istiyorum. Eğlenceli. Tabii kendimi eğlendiriyorum. Şimdi polis olduğun zaman bir ciddiyet var. Bir kural var. Bir belli başlı şeyler var. Gülmemen gereken yerde gülebilirsin. Mesela bu senin için gelecek anlamında işinin sonu olabilir. Ama ben daha şeyim. Free ve daha rahat, çalışmayı sahip seviyorum. Evet. Güzel. Peki televizyon için bir şey var mı? Düşüncen var mı? İleride televizyona geçmek gibi. Var. Tabii ki de var. Neden olmasın bir kez? Televizyon ve radyo ülkede çok fazla kitleye hitap edebiliyor. Biz ne kadar işte artık sosyal medya desek de akşam olduğunda saat 8'de 9'da insanlar televizyon başına veya daha erken gelenler saat 7'de haber bülteninin önünde duruyor. Veya bir önceki kuşağa geçelim. Gündüz kuşağında baktığımız zaman işte bir sürü program var, yemek programı var, işte eskiden vardı tabii evlendirme programları vardı. Bunun gibi başka programlar var. Neden olmasın? Ben hep isterim. Hatta gelecek dönemde YouTube'a da atılmayı düşünüyorum. Birazcık vakti var. Şu yoğun temponu birazcık atlattığım zaman bir YouTube çalışması da yapacağım. YouTube projem var, düşünüyorsun. Evet. Pekala, çok güzel. Mesleğe eğitim anlamında ilk Başakşehir'de başladığını söylemiştin. Peki orada unutamadığın bir anın var mı? Başakşehir'de unutamadığım çok anı var. Bir kere bu mesleğe giriş yerim orası. Başta bir teşekkür etmem gerekiyor bence. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na, basın danışmanı Fazıl, Necip Fazıl Ergüt hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü muhteşem bir proje var orada. Evet. Sadece radyoculuk anlamında değil, 5-6 alanda dublaj, tiyatro, işte farklı birkaç alanda daha eğitimler sanata veriliyor. Destek kesinlikle eğitim anlamında, kesinlikle evet. Eğitime bu tarz alanlarda destekleri mükemmel biçimde var. Bugün okula gittiğimizde herhangi bir radyocu gelip bize ders anlatmıyor. İşte radyo, televizyon, sinema bölümü okuduğumuzda veya başka bir bölümde. Direkt olarak şu anda işin içindeki insanlardan bu dersleri alıyor olmak bence muhteşem bir fırsat, muhteşem bir gençlik projesi diye düşünüyorum. Ekstra onlara da bir teşekkürümü iletirim. Çünkü benim hayallerime giden yolda kapıyı kapıyı açanlar onlardı. Onları da unutmadan geçemeyeceğim. Evet, biz de buradan saygılarımızı ve teşekkürlerimizi iletelim tüm yetkililere. Sefo ve Jaco Kör Düğüm'le Namuran Türk'te sizlerleydi. Daha fazla müziğin adresi Namuran Türk burası. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Dicle Nehri kıyısında düzenlenen konserde Dosto Dosya Holding üst yöneticisi Hikmet Erarsan DJ performans sergiledi. Soner Sarıkabadayı, Sefo, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut sahne aldı. Alana gelen 100 bin kişi coşkulu anlar yaşarken kendisine ait DJ show yapan modacı Hikmet Erarsan ise amacım özellikle Anadolu'da sanat ve müziği ulaşılır kılmak, müziğin büyülü dünyasını halkımızı eğlendirmek, sadece batıda değil doğu illerinde de bu etkinliklerin yapılabileceğini göstererek farklı organizasyonların bu bölgelere gelmesinin önünü açmak ifadelerini kullandı. Teşekkür ederim. Kırmadın beni ve rica ederim, programa katıldın. İki kafada genç yeteneklerle yine devam edeceğiz sonraki bölümlerde. Number One Türk FM radyo programcısı diyoruz değil mi? Veya radyocu sevgili Cihat Çelikdemir'leydik. Şunu söyleyeyim. Evet. Radyocu denildiğinde insanların aklına eskiden hep şey gelirmiş. Biri ben radyocuyum dediğinde ya radyoyu mu tamir ediyorsun falan. Ben o yüzden çok şeyimdir o konuda. Kimseye radyocuyum demem veya radyoyla uğraşıyorum demem. Radyo programcısıyım radyo diyorum programcısı ve geçiyorum. Evet, gayet şık. Bunu bir Number One FM'de Mert Tatar var sevgili arkadaşımız. Evet. O da mesela ben DJ değilim, radyo programcısıyım. O da tam aslında spikerim diyor. Spikerim evet, diyor. Evet, herkes kendine bir şey söyleyebilir ama ben radyo var. Programcısıyım. Radyo çünkü ben burada program yapıyorum, bir format var. Hı. Haber de olsa, bir başka bir şey de olsa, yol durumu da olsa bu bir programdır, bu bir format. Ben programcıyım, radyo programcısıyım diyorum o yüzden.
Peki kapanışı sen yap istersen, veda eder gibi Number One Türk Efendi. Daha fazla müziğin adresi Number One Türk'tesiniz. Ben Cihat Çelikdemir. Bugün iki kafada Dilhan Başman'ın konuğuydum. Umarım güzel bir söyleşi olmuştur. Güzel bir sohbet olmuştur. Oldu. Beğenirseniz de çok sevinirim. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İki Kafa Söyleşi. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Podcast dinle.